Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün çok farklı ve lezzetli bir patlıcan tarifi vermek istiyorum. Daha önce hiçbir kanalda görmediğiniz şahane bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İlk olarak kıymamızı hazırlayalım. 200 gram orta yağlı kıymanın üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Yarım tatlı kaşığı pul biber, kekik, taze nane, karabiber, 2 tatlı kaşığı da galeta unu ekliyorum. Ve tüm malzemeyi elimle köfte yoğurur gibi yoğuruyorum. 2-3 dakika yoğurun. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Kıymamızı güzelce yoğurmaya devam edelim. Sosu için 1 su bardağı un. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapın. Bir şişe de maden suyu ekleyelim. Ve çırpıcı ile homojen olana kadar karıştıralım. Dışı şıtır, içi yumuşacık, nefis bir patlıcan tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edelim. Evet, 2 tane yumuşak uzun patlıcanım var. Verev olacak şekilde keselim. Tam dibine kadar kesmeyelim. İkincisini de tam dibine doğru keselim. Böyle arası açılacak şekilde dilimler halinde vere vere patlıcanımızı keselim. İlk aşamada bir tane patlıcanımızı keselim. Diğerini de daha sonraki aşamalarda keselim. Kararma olmasın. Bu tarifi denerken mutlaka yumuşak patlıcan olmasına dikkat edelim. Sert patlıcan kullanmayalım. Yumuşak çekirdeksiz patlıcanlardan deneyelim. Evet, bu şekilde olmalı. Evet, patlıcanlarımı kesmeye devam ediyorum. Evet, patlıcanlarımın hepsini kestim. Diğerini de İlk patlıcanımı pişirdikten sonra keserek hemen hızlıca hazırlayacağım. Bu sayede patlıcanlarımız kararmamış olacak. Evet, patlıcanlarımızın arasına kıymalı harçtan çok fazla olmayacak şekilde koyarak kapatalım elimizle. Evet, tüm patlıcanlarımı aynı yöntemle aynı şekilde içlerini doldurarak hazırlıyorum. Patlıcanları da keserken çok kalın kesmemeye dikkat edelim. Ne kadar ince olursa o kadar lezzetli patlıcan elde etmiş oluruz. Az miktarda da olsa bu tarifi deneyerek tatmanızı şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık, kıymalı. Evet, son kalan patlıcanlarımı da hızlı bir şekilde içlerini dolduruyorum. Görüntüsü sanki midye gibi, gördüğünüz gibi. Evet. Hazırlamış olduğum sostan kızartabileceğimiz miktarda içini alalım ve her tarafını sosa bulayarak ısıttığımız bol yağda kızartmayı bırakalım. Evet, tek tek içine attım ve her tarafını gelecek şekilde buladıktan sonra ısıttığım yağın içine atıyorum ve yüksek ateşte kızartmayı bırakıyorum. Kıymalar hiçbir şekilde içinden çıkmıyor. Korkmayın.
rahatlıkla kızartabilirsiniz. Maden suyu dışına ayrı bir şıtırlık veriyor. Mutlaka maden suyunu sosunda kullanın. Evet, yüksek ateşte kontrollü bir şekilde arkalı önlü patlıcanlarımı kızartmaya devam ediyorum. Evet, kızaran tarafları ters çevirerek diğer taraflarını da kızartıyorum. Patlıcan yemeyenlerin bile çok seveceği efsane bir tarif. Mutlaka deneyin. Evet, kızaran patlıcanlarımı ters çeviriyorum. Diğer taraflarında nar gibi kızarmalarını sağlıyorum. Ne kadar şıtır kızartırsak o kadar lezzetli olur. Evet, hızlıca servis tabağına alıyorum. Fazla yağını süzdürün mutlaka. Evet, kalanları da aynı yöntemle unlu karışımıma, sosuma buluyarak kızgın yağda arkalı önlü bir şekilde kızartmaya devam ediyorum. Hiç korkmayın, içindeki kıyma da patlıcan da çok güzel kızarıyor. Ön haşlama gerektirmeden ve pişirme gerektirmeden şahane bir patlıcan oluyor. Evet, hızlıca ters çevirerek diğer taraflarını da kızartıyorum. Tüm patlıcanları kızartmaya devam ediyorum. Özellikle sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Yemeği son dakika varken kızartın ve yiyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet, son patlıcanlarımı da servis tabağına alıyorum. Toplamda 2,5 patlıcan kullandım. Evet, gördüğünüz gibi artık hazır. İkrama ve yemeğe, deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Evet, bir tanesini ısırarak şıtırlığını sizlere göstermek istiyorum. İşi de gördüğünüz gibi pişti, kıyması. Dışı şıtır, içi sulu sulu, çok lezzetli. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.